Endi hodisalarning yig'indisi ehtimolligiga doir mana bu masalani ko'rib chiqamiz. Merganning nishonga tekizish ehtimoli 0.8 ga teng. U nishonga 2 marta o'q uzganda kamida bitta o'q nishonga tegishi ehtimolligini toping. Xo'p, merganning nishonga tekizish ehtimoli 0.8 ga teng ekan. Demak, u 2 marta o'q uzibdi. Keldi mana hodisa bilan A hodisa bilan A bilan quyidagi hodisani belgilaydik. Merganning birinchi marta otganda nishonga tegish hodisasi. Birinchi marta o'q uzganda nishonga tegish hodisasi. Qisqa qilib birinchi marta nishonga tegishi deb yozib qo'yamiz. Demak, o'qning birinchi marta nishonga tegishi hodisasi A. O'q birinchi marta, demak, mergan birinchi marta otganda o'qning nishonga tegish hodisasi. B. U ikkinchi marta o'q uzganda o'qning nishonga tegish hodisasi. İkinci marta nishonga tegishi. Mən qısa qalıb ana şunu yazıb qoyalım. Demək şunday qılıb A bilan demək mergan nişanga oq uzganda birinci marta atgandagi oq nişanga tegish hodisasi, B isə ikinci marta atgandagi nişanga tegish hodisasi ekan. Endi masalanı oxuyuruz. U nişanga 2 marta oq uzganda bitta kamida bitta oq nişanga tegishi, kamida bitta oq nişanga tegish bu hodisa qanday hodisadan iborat? Bu A yoki B. A yoki B. Demak, birinchisida nishonga tegsa ham mayli, ikkinchisida ham nishonga tegsa ham mayli, yoki har ikkalasida nishonga tegsa ham bo'laveradi. Demak, kamida bitta o'q deyapti. Demak, mana bu ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Boshqacha qilib aytganda, P A qo'shuv B ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Yuqorida keltirilgan formuladan foydalanamiz. Bu P A qo'shuv P B minus P A B. Bu yerda A va B hodisalar bir-biriga bog'liq bo'lmaganligi sababli, masalan, birinchi marta otgandagi o'q nishonga tegishi, ikkinchi marta otgandagi o'q nishonga tegishiga bog'liq emas. Bog'liq bo'lmaganligi sababli biz bu ehtimolligini P A ko'paytirib P B deb topishimiz mumkin. Bu holda mana buni hisoblashimiz mumkin. Mana bu ifodani. A hodisasi ehtimolligi 0.8 ga teng berilgan. B hodisasi ehtimolligi bu ham 0.8 ga teng. Chunki merganning nishonga tegizish ehtimoli 0.8 ga teng. Birinchi bo'lsa ham, ikkinchi marta bo'lsa ham, baribir 0.8 ga teng. Demak, bularni olib kelib qo'yib biz quyidagi sonlarni hosil qilamiz. 0.8, bu yerda ham 0.8, minus 0.8, ko'paytirib 0.8. Xo'p, mana buni hisoblaylik. Ikkalasidan 0.8 ni chiqarsak, 1 minus 0.8, 0.2 bo'ladi. Bu 0.16 ga teng. Xo'p, 0.8 ga 0.16 ni qo'shsak, 0.196 hosil bo'ladi. Shunday qilib, mana bu hodisaning ehtimolligi 0.196 ga teng ekan. Ya'ni kamida bitta o'q nishonga tegish ehtimolligini topdik. Bu ehtimolli 0.196 ga teng ekan. Xo'p, endi xuddi shu masalani ikkinchi xil yo'l bilan yechaylik. İkinci xil usul bilan yechaylik. Mana avvalgi darslarimizning birida xuddi shu ikkinchi xil yo'l bilan masalani yechgan edik. Mana uni yana keltirib o'tamiz. Agar mana bu muqarrar hodisa desek, mana to'r burchak orqali muqarrar hodisani, mana bu yerda A hodisa, bu B hodisa, B hodisa bo'lsin. U holda biz mana bu to'plamlarni quyidagi hodisalarga ajratishimiz mumkin. Mana bu to'plam nimadan iborat?
A ve B hadiselerinin bir vaxta bacarılışından ibaret. A, B. Ha, bana bu kısmı şey. Bu A toplamdan B toplamdan ayırması. Hadiseler tılda etedigen olsak, A toplam roy versin, B toplam, B hadise roy vermesin. A hadise roy versin, B hadise roy vermesin. Bana bu kısmı şey. Bu kısmı A toplamdan taşkarda durdu. Demek A hadise roy vermesin, B hadise roy versin. A, iki ile toplamın taşkarası şey. Bana mukarrar hadisanı, bana bu kısımları bana. Bu kısmı A hadisi ham roy vermesin, B hadisi ham roy vermesin. Şimdi yakalıp biz mukarrar hadisanın törtte hadiselerini yığındısıya ajırattık. A, B çizik, A çizik, B, koşu A, B, koşu A çizik, B çizik. Bana bunu horlarga ajratdik. Bir iki marta okuzgan da kamada bitta nişon getirir. Bana bu kısmını alaylık, bana bu kısmını. A roy verdi, B roy vermedi. A roy verdi degen birinci marta atılgan ok nişon getirdi. Demek bunu alamız. Demek bana bu hadisa, kuydaki hadiseden ibaret eken. A, B çizik. Demek birinci ok nişon getirdi. A, B çizik. Birinci o ham nişan getirdi, ikinci o ham nişan getirdi. Demek onu ham alamaz. Demek kâmede bitti nişan getirdi, bir martta nişan getirdi kişi. Kâmede bir martta diyeni, bir martta bolsa ham bolur adı, iki martta bolsa ham bolur adı. Yani iki martta roy veri yaptı, iki las ham roy veri yaptı. Bana bunu şey, bunu ham alamaz. A çizil B. Demek birincisi roy vermedi, birinci o nişan getirmedi, ikincisi nişan getirdi. B hadisa roy verdi. Demek bana şu ihtimalini tapış gerek yani. Ötken sefer bu ihtimalini tapış için biz karama karşı hadisadan faydalandık. Bu hadisaya karama karşı hadisa bana A çizil, B çizilden ibaret olandı. Şu sebeple biz bunu 1 minus H A çizil, B çizil diye formülden taptık. Değil. Bir daha mı? Bana şu formülden tapsak. Bunu P A çizil. P B çizil. Buna bu formülünü hasıl kılalımız. Yerden 1 minus. P A çizgini alakayı da topu alalımız. P A 0.10'dan 8 getirin. A hadisaya karama karşı hadisanın ihtimalliği ise 1 minus 0.10'dan 8 getirin. 0.10'dan 2 getirin. B hadisaya karama karşı hadisa üçün ham ihtimalliği 0.10'dan 2. Hudu şu yoldan topuladı. Demek bir de 0.10'dan 2 köpaytırı 0.10'dan 2 getirin. 1 minus 0 bütün 100'den 4 değil 0 bütün 100'den 96. Bana böyle formüllerden yapışımız kan mümkün değil. Bu ikinci kıl usul. Şimdi kalıp sorarırken hadisenin ihtimalliği 0 bütün 100'den 96'ya değil iken.